Hayatımız aslında bir tek ilişkiler üzerine kurulu. Peki sen bu ilişkilerde nerede duruyorsun? Ne yapıyorsun? Burnunu sokmasını, oraya hakim olmasını istiyor muyum, istemiyor muyum? Mesela cinsellik konusuna girelim. Stres istiyor muyuz hayatımızda? Hayır. Anlaşılmamak istiyor muyuz hayatımızda? Onu da istemiyoruz. Hayatımız aslında bir tek ilişkiler üzerine kurulu. Bu nedir? Birebir annemizle olan ilişkimiz, babayla olan ilişkimiz, kardeşlerle olan ilişkimiz, arkadaşlarımızla olan ilişkimiz, iş yerindeki ilişkiler ve tabii ki karşı cinsle olan ya da cinsiyet koymadan duygusal olarak yaşadığımız ilişkiler. Peki sen bu ilişkilerde nerede duruyorsun? Ne yapıyorsun? Şimdi biz hiç düşünmeden bir yere giriyoruz, başlıyoruz birbirimize akmaya. Son dönemde bir eğitimdeyim ilişkiler ve tantra üzerine ve orada çok ilginç şeylerle karşılaştım. Evet, tantra çok kadim, kadın erkek arasındaki cinselliği de içinde barındıran çok ilahi bir eğitim. Ama orada gördüğüm bir temel var, bir anayasa var ve o anayasa aslında bir tek kadın erkek arasında değil, her ilişkide kullanılması gereken önemli bir bilgi olarak geldi bana. Ve onun için bunu anlatmak istiyorum sana. Birinci kaidesi, ben bu ilişkiden ne istiyorum, ne beklentim ne, nedir? Eğer bir karşı cinsten biri ise, bir gecelik bir ilişki mi istiyorum? Arada bir görüşmek istediğim bir ilişki mi istiyorum? Ya da evet, hayatımın akmasını ve birlikte ortak bir yaşamda bir ilişki mi istiyorum? Bunu, şimdi tabii kadın erkek diyorum ama bunu aslında annemle olan ilişkiye de kullanabilirim. Mesela ben annemin benim her yaptığıma, her yaşadığıma yorum yapmasını, beni eleştirmesini, burnunu sokmasını, oraya hakim olmasını istiyor muyum, istemiyor muyum? Senin nerede annenle olan ilişkin? Çok bana böyle bir, bunları oturup bir düşünmek lazım. Çünkü biz ne kadar izin verirsek karşıdaki kişi de bu ilişkinin içindeki rolünü alıyor. Baş aktör o mu? Baş aktör sen misin? Senin senaryonda bu ikili ilişkide sen baş aktör olmalısın. Karşındaki de sana yakın bir aktör ama baş aktör değil. Burada ne geliyor? Onun istediklerini mi hep yapıyorsun? Ya da kendi istediklerini mi hep yaptırmak istiyorsun? Ya da karşılıklı birbirini anlayan bir dilde mi ilerliyorsun? Bu çok önemli. Çünkü hakikaten ben bir ilişkiden ne istediğimi bilmeden o ilişkinin ilerlemesine imkan yok. Açık bir kalple mi oradayım? Kendi içimdeki yaraları karşımdakine gösterebilecek kadar kırılganlığımla duruyor muyum bu ilişkide? Yoksa hep kapatarak, olur, fark etmez falan deyip kendimi aşağıya doğru alıyor muyum? Çünkü ben onu yaptığım zaman karşıdakinin bir alan açıyorum. Bu alanı açtığım zaman da bilmediğim ve belki beni daha da çok kıracak durumların içine girebilirim. Onun için hakikaten bir düşün. Her ilişkine bir bak, şöyle bir bak. Bizim büyümemiz için, yani ruhsal olarak büyümemiz, bu yaşamın içinde sevgiyle ve huzurla akmak. Çünkü biz stres istiyor muyuz hayatımızda? Hayır. Anlaşılmamak istiyor muyuz hayatımızda? Onu da istemiyoruz. Anlaşılmak, lep demeden leblebinin anlaşılmasını hepimiz talep etmiyor muyuz? Ay işte ben düşündüm ama oldu. Bunu yapabilmek için önce benim kendi içimde ben neredeyim, neyi istiyorum, neyi istemiyorum, benim kalitelerim neler, benim kalitem ne? Mesela cinsellik konusuna girelim. Belki çok hırpalandım, belki çok yaralandım ve kendimi açamıyorum. Ama o karşıdakiyle de bir ilişki istiyor muyum? İstiyorum. Söylemeden nasıl ilerleyebilir? Hiçbir şey söylemeden bu ikili ilişkinin sağlıklı akabilmesine imkan var mı? Bence yok.
Sen de bir bak bakalım ne düşünüyorsun bu konuda.